Benlerine daha söylemeleri için... Sayın veliler lütfen öğrencilerin arasında beklemeyin. Bakın veliler şikayete geliyor lütfen. Öğretmen arkadaşlarım rica ediyorum sınıflarımızın başına geçelim. Öğretmen arkadaşlarım rica ediyorum sınıflarımızın başına geçelim. Ben yerlerim diğer bir günlüğüm daha var. O da şu günlüğüm arasında. Aferin, sırayı bozmadan gel. Çocuklar, sırayı bozmadan gel. Bu tarafa gelme. Hadi yavrum, içeri yavaş, düşmeden, koşmadan. Yavaş yavaş. Lütfen öğrencilerin arasına kafelerde olan işte limonata makinesinden filtre kahve makinesine, ıhlamurdan çayımıza, salepten sıcak çikolatamıza varıncaya kadar her şey var. Tüm kahvemiz var. Bu sayede öğretme motivasyonu artıyor. Arttığı için daha dinamik, dersine daha objektif, daha rahat yaklaşıyor. Derslerini daha iyi bir şekilde işliyor. Ve bu verdiğimiz bu en konforu öğretmenin okula bağlamış bulunmakta. Kış aylarında en önemli olan ödevlerimiz salep var. Öğretmenlerimiz gerçekten çok fazla tercih ediyor. Tadıyla her şeyde güzel, lezzetli, salep ikram edildi öğretmenlerimiz. Batıdadır. Bu gerçek bir dünya haritası. Bütün ülkelerin doğru yerlerinde.
Al sen de ben çantanı ister ödeyiz. Evet, ödediğim çantamızı atıyoruz. 4 P sınıfı. Okul gördüğün her şey okul. 5, 10, 15, 20, 25. Bunlar neyi gösteriyor bir gidiyor ha? 5, 10, 15. Okulumuzda bir diğer verdiğimiz konuda kültürel etkinlikler. Çok önemsiyoruz okulumuzda. Her ay düzenli olarak 20'nin üzerinde süreli yayınlarımız geliyor. İşte Atlas Tarih'ten, işte Bebeğime, Gezi dergilerinden, işte Yemek dergilerine varınca kadar, Araba dergilerinden, Ekonomi dergisine varınca kadar çok ciddi dergiler geliyor. Bununla beraber her ay 5-10 arasında popüler kitap alıyoruz. Bu kitapları öğretmenlerimizin kültürel seviyesinde bir farkındalık yaratmak için yapıyoruz. Öğretmenlerimiz boş derslerinde kitaplarını okuyorlar, teneffüs aralarında kitaplarını okuyorlar, kahveden içiyorlar, güzel bir vakit geçiriyorlar. Sosyal kültür etkinliklere çok fazla önem vermekteyiz. Burada görüldüğü gibi fitness aletlerimiz var. Hem verinin okula bağını artırmış bulunmaktayız. Uzun pilates salonu burada da her öğrencilerimiz 23 Nisan gibi ulusal bayramlarda hazırlanıp yapıyor. Folklor çalışması yapıyor. Bununla beraber biraz önce söylediğimiz gibi fitness öğretmenimiz burada pilates eğitimi veriyor. Tarihi bir güne eşlik ediyoruz beraber. Türkiye'nin en büyük okulunda en fazla öğretmenle beraber, 155 öğretmenle beraber, 7 tane farklı milletten öğrenciyle beraber, 5300 öğrenci, 245 bin hocam son sayımız, kaynaştırma öğrencimiz, 287 kaynaştırma öğrencimizde, 47 özel alt sınıfında devasa bir kompleksimiz. Yani 64 sabah, 64 öğlen, 128 sınıf tutuyoruz. Tamamıyla devasa bir yapıdayız. Bizim için çok kıymetli. Sizleri burada görmek, gözlerinizin böyle ışıl ışıldığını görmek beni çok mutlu ediyor. Yani şu anda sonuçları dünyanın en mutlu insanı kim diye inanın hiç şüpheniz olmasın. Şu anda dünyanın en mutlu insanı nacizane İsmail Mustafa Akçay'dır. Hepinize teşekkür ediyorum. Bu gözlerindeki ışıltı için iyi ki varsınız. İyi ki sizlerle birlikteyiz. İyi ki sizleri tanıdık.
tanımışız. İnanın aileden biriymiş gibi görüyorum hepinizi. Burada çok vakti sağlamayacağım. Bu mutluluk bana yeter. Kalabalık. 37, 38, 39 kişiye kadar var diyorlar. 40 kişi, 47 kişi. Yani bu geçen sene göre bu sene daha çok var yani. Şu anda götürüyorum okula. Mahalleye göre normal. Normal. Evet. Memnun musunuz? Memnun da değiliz. Bir okul daha olsun şu mahallede. Çok iyi olur. Çünkü 70 bin nüfuslu bir mahalle. Bir tane okul var. İlk okullar şey. Ben hırsızım ya. Ben bir sınıfta birinci aldım.